Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle MUBA yayınları 8. sınıf 1. fasikül serisi ekok konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle ekokun tanımıyla yani en küçük ortak katının tanımıyla dersimize başlayalım. İki veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne, gençler yani işte en küçük ortak kat, kısaca ekok diyoruz. Gençler bakın 24 30'un ekok değerlerini iki yoluna göstermiş. 24'ün katları 24, 48, 72, 96, 120. 30'un katları 30, 60, 90, 120, 150 şeklinde devam ediyor. Gençler bakın buradaki ilk ortak kat, yani en küçük ortak kat gençler 120'dir. Ondan dolayı ekokunu 120 dedik. Tabi gençler biz bütün sorularımıza bu yolu kullanmayacağız. İkinci yolu daha çok kullanacağız. İkinci yolumuzda gençler bölen listesinden faydalanıyoruz. Ve ikiden başlayarak böldüğümüz zaman gençler buradaki asal sayıların tümünün çarpımı ekok değerini verir diyoruz. E şöyle etkinliklerimizle devam edelim. Gençler 8 ve 25'te başlayacağım. Evet, şöyle hızlı bir şekilde yazalım. Evet, bölen listesi çizgimizi gençler şöyle yanlarına çizeceğim. Ve ekoklarını hesap edelim beraber istiyorum. Evet gençler genelde en küçük asal sayıdan başlayacağız. 8'i gençler 2'ye bölersem 4 kalır. 25 bölünmez. Aynen yazdım. Gençler i̇şte bakın burada ortak olanlarla işimiz yok. Direkt hepsini burada çarpmamız gerekiyor. Tekrar 2'ye böldüm. 2. 25 bölünmedi. 2'ye böldüm 1. 25 bölünmez. Şimdi 5'e bölersek 5, 5'e bölersek 1'dir. Burada gençler şöyle yazayım. 8 ile farklı bir kalemle yazalım. 25 sayılan ekok değeri 1, 2, 3 tane 2 2 üzeri 3 çarpı 5'in karesinden. Gençler 2 üzeri 8 5'in karesi 25 8 ile 25 çarparsak 200 olur ekokları diyoruz. Evet. 25 ile 30'u gençler tekrar 2'den bölerek başlarsam 25 bölünmez 15. 3'e böldüm 5, 25 bölünmedi. 5'e böldüm 1, 5 ve 5'e böldük 1. Buradan gençler bu sayıların çarpımı 25 ile 30'un en küçük ortak katını yani ekokunu verecek 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesinden 5'in karesi 25 2 ile çarparsam 50 3 ile çarparsak da 150 olur ekok değeri diyoruz. Evet 36 ile 48'i gençler 2'den başlayarak bölelim. 16, 24. 2'ye böldüm 8, 12. 2'ye böldüm 4, 6. 2'ye böldüm 2, 6 2'ye böldüm 3. Tekrar 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldük 1. Sevgili gençler buradan şöyle kalemizi değiştirelim. 32 ile 48'in en küçük ortak katı gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 5 tane gençte 2 var. 2 üzeri 5 çarpı 3'ten. 2 üzeri 5 32 yapar. 32 çarpı 3 de 96 olur. Ekokları diyoruz. Evet sevgili gençler. 60 ile 90'ı 2'den başlayarak bölüyorum. 30, 45. Tekrar 2'ye böldüm. 15, 45 bölünmez. 3'e böldüm. 5, 15. 3'e böldüm 5 bölünmedi gençler. 5 kaldı. Ve 5'e böldük 1. Buradan 60 ile 90'ın Ekok değeri sevgili gençler 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ten. Evet 2'nin karesi 4. 4 kere 5 29 ile çarparsak 180 olur. Ekok değeri diyoruz. 96'yı 144'ü gençler 2'den başlayarak bölelim. 48 144'ü böldüm 72. 2'ye böldüm 24. 36. Tekrar 2'ye bölersem 12. 18. 2'ye böldüm 6. 9. 2'ye bölersem 6'yı gençler 3 kalır. 9 bölünmez. 3'e böldüm 1. 3 ve 3'e böldüm 1. Gençler buradan 96 ile 144'ün ek oku. 1, 2, 3, 4, 5 tane gençler. 2 üzeri 2 var. 2 üzeri 5 yaptı. Çarpım. 2 tane 3 var. 3'ün karesi. 2 üzeri 5, 32 ile 9 çarparsak da Evet. Ne yapar gençler? 288 olur. Ekok değeri diyoruz. Gençler kalemimizi rengi değiştirelim. Karışmasın. 85 ile 150'yi 2'den başlayarak bölüyorum. 75, 85 bölünmedi. 3'e bölünür arkadaşlar. 85 bölünmez. 25 kaldı. 5'e e bölelim. 17 5 5'e böldüm. 1, 17 ve 17'ye böldük. 1'dir. Buradan bu sayıların çarpımı 85 ile 150'nin Ekok sevgili gençler. Evet, 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi çarpı 17. Bu sayılar çarpacak olursak da 2550 olur. Ekok diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet, bilgimize bakalım gençler. Aralarında asal e, sayıların gençler ekoku bu iki sayıların çarpımına eşittir. Evet, herhangi sayı gençler iki sayı aralarında asalsa ekok değerlerini bulurken bu iki sayıyı çarpıyoruz. Artışık tam sayılar aralarında asal olduğu için ekokları bu iki sayının çarpımına eşittir diyoruz. Evet. Birbirinin katı olan sayılarında gençler büyük olan sayının ekoka eşit olduğunu daha önceki derste de belirtmiştik. Evet, ikinci sorumuza gençler Aşağıda verilen sayıların ekoklarını istediye. Şöyle 8 ve 9'u yazdım. 32 ile ve gençler burada yazmayalım direkt kurallardan bahsedelim. Gençler 8 ile 9 aralarında asaldır. Aralarında asal iki sayın ekoku Bakın ekok 8 ve 9 diyeceğim. Bu iki sayının çarpımı yani 8 çarpı 9'dan 72'dir. E, 32 ile 64'e baktığımız zaman gençler o halde 32 ile 64'ü şöyle yazayım. Ekok değerleri sevgili gençler bakın 64 32'nin tam katıdır. O halde büyük olan sayı ekoktur diyoruz. Evet burada kurallarımızı kullanmış olalım. Devam edelim. Evet asal sayıların çarpmış şeklinde yazılmış sayılarda gençler ne yapıyoruz? Ortak asal çarpanlardan kuvveti büyük olanlar ile ortak olmayan asal çarpanların çarpımı ekoku verir diyoruz. İki sayının gençler çarpımı aynı zamanda ebobu ile ekokunun çarpımını da eşittir diyelim. Peki üçüncü etkinliğimizde bize gençler sayılar vermiş asal çarpanları şeklinde ve ekokunu istiyor. Bakın gençler ortak olmayan 2 var. O halde 2'yi aldım yazdım. 3'ün karesi var 3'ün karesi var ortak olan bir tanesini alıyorum. Yine 5 ortak olmadığı için 5'i de alıp ne yapıyoruz gençler? E kokunu bulmuş oluyoruz. Ortaklardan kuvveti büyük olanı ve ortak olmayan her bir sayı alınır dedik. A'ya baktığım zaman gençler 2 iki var 2'nin karesi var. Kuvveti büyük olan 2 iki üstü 2'yi aldım. 3'ün karesi var 3'ün karesi var. Bir tanesini alalım gençler. 5 beş var 5'in 3. kuvveti var. Kuvveti büyük olan 5'in 3. kuvvetini aldım. Ortak olmayan sayımız olmadığı için başka bir sayı almıyoruz ekokları bu şekilde hesaplanır diyoruz. C'ye geldiğim zaman gençler bakın 5'in karesi 7 var. 5'in karesi 7 3 ortak değil. 3'ü de alıyoruz gençler. Kuvveti büyük olanları alacaktık. Bakın 5'in karesi 5'in karesi. İkisi eşit olduğu için bir tanesini aldım. 7 var. 7 üstü 5 var. 7 üstü 5 kuvveti büyüktür. Hadi bunu da alıp çarpıyoruz. 4. E sorumuzda e toplamının sonucu kaçtır diye sordu gençler. E 6 ile 12'nin ekoku gençler. Bakın 12 6'nın 2 katıdır. O halde ekok değeri gençler 12'dir. 18 ile 24'te ne yapıyorum arkadaşlar? 18 ile 24'ü ayrıca hesap edeceğiz. 2'ye böldüm 9 12. 2'ye böldüm 6 9 bölünmez. 2'ye böldüm 3 9 bölünmez. 3'e böldüm 1 3 ve 3'e böldüm 1. Buradan gençler 18 ile 24'ün ekok değeri. 1, 2, 3 tane 2. 2 üzeri 3 çarpı 2 tane 3'ümüz var. Bu da 8 kere 9'dan 72'dir. O halde işlemimiz gençler 12 artı 72'den. 84 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet 5. sorumuzda aşağıda verilen A ve B sayıların ekoklarını bulunuz diyor. Gençler A seçeneğinde A ile B'nin ekokunda Buradaki tüm sayıların çarpımı şeklinde hesaplayacağız. Ekok'ta buradaki tüm değerleri çarpıyorum. 1, 2, 3 tane 2. 2 üzeri 3 çarpı 3'ten 8 kere 3, 24'tür. B'ye geldiğimiz zaman yine buradaki tüm sayıların çarpımı ekoku verecek diyoruz. 1 tane 2 var. 1, 2, 3 tane 3 var gençler. 3 üstü 3 şeklinde yazdım ve 5 var. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27. 2 ile 5 çarparsam 10. 27 çarpı 10 da 270 olur. Evet A ile B'nin ekoku diyoruz. Evet gençler, 6. sorumuzda ekoku 50 olan farklı iki doğal sayının toplamı kaçtır diye sordu. Gençler, ekok demek ortak kat demekti. O halde 50'nin gençler diğerlerinin olması gerekiyor, Bölenler olması gerekiyor. Yani ben burada aslında 50'nin bölenlerini düşüneceğim. 50'nin bölenlerinden Evet. Aynı zamanda gençler toplamları az olanı dikkat edeceğiz. Bakın 1 çarpı 50. 2 çarpı 25. 5 çarpı 10 olur diyoruz. Gençler 5 ile 10'u alamam arkadaşlar. 5 ile 10'un. ekoku arkadaşlar 10'dur. Çünkü 15'in tam katıdır. O halde 2 ile 25 aralarında asarı olduğu için bunların ekoku bu iki sayının çarpımıdır. Yani 50'dir. O halde alacağımız sayılar 2 ile 25'tir. Toplamları az olsun istediği. Ve sorumuzun yanıtında bu şekilde. 27 olarak veriyoruz. Evet devam edelim. 12 ve 15 sayılarına kalansız bölünebilen en küçük doğal sayı kaçtır? Yani 12 ve 15'e bölünebildiğine göre ve kalansız olduğuna göre hem 12 hem 15'i hem 12'nin hem de 15'in katı olacak diyoruz. Yani 12 ile 15'in en küçük dediği için de en küçük ortak katını hesap etmem gerekir diyorum. 2'den başlayarak bölelim. 6, 15 bölünmez. 2'ye böldüm. 3, 15 bölünmedi. 3'e böldüm 1, 5 ve 5'e böldüm 1. Buradan gençler 12 ile 15'in ekok değeri 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'ten evet 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12, 12 ile 5'i çarparsak 60 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet devam edelim. 10 ve 12 sayılarına, sayılarına bölündüğünde 3 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır diyor. Gerçekten 3 eksik olsaydı 10'un ve 12'nin tam katı olacaktı. O halde öncelikle 10 ile 10'un pardon 10 ile 12'nin ekokuna bakalım. Daha sonra 3'ü üzerine eklememiz gerekir diyoruz. 2'den başlayarak böldüm. 5, 6. 2'ye böldüm. 5 bölünmedi. 3. 3'e böldüm. 1, 5. Ve 5'e böldük. 1. Buradan 10 ile 12'nin ekoku 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'ten e, 2'nin karesi 4 4 kere 3 12 12 ile 5 çarparsak 60'tır. Gençler sayımız 60 değil bakın e, 3 kalanı verdiği için 60'a 3 ekliyoruz ve sayımızı 63 olarak yazıyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.